Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dileğim tüm şarkılarda. Bana her şey Kahramanmaraş'ı hatırlatıyor. Geçtiğimiz günlerde kentin sorunlarını görüşmek için Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Ankara'ya giderek bakanlıkları ziyaret etti. Bu ziyaretlere AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri de eşlik ederken burada şehrin öncelikli sorunları ele alındı. Şunu söyleyeyim, Kahramanmaraş'ın eksikleri ve ihtiyaçları konusunda birçok bakanımızla görüşmüştük. Şimdi ikinci bazı bakanlarımızla üçüncü görüşmeyi yapıyoruz. Bunu neye yapıyoruz? Bakanlarımızın Kahramanmaraş'a getirecekleri, hükümetimizin getireceği hizmetlerin hızlanması için yapıyoruz. Ve devam edeceğiz. Yani bu hizmetler Kahramanmaraş'a kazandırılana kadar hastanemiz, Aksu Çayımız, Kahramanmaraş'ın beklediği öncelikli ihtiyaçlar karşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretler sonrasında Kahramanmaraş'a gelerek Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, bakanlıklarla gerçekleştirilen görüşmeleri değerlendirdi. Sezal ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşülerek sanayicilerin trafo sorununun çözüldüğünü söyledi. Bakanımızdan trafonun sözünü aldık. Kendi enerjilerini üretecek ve kendi fabrikaların ihtiyacını karşılayacak güneş enerji santrallerini yapmış olacak. Buna mukabil trafo yenilendiğinde bu sorun çözülmüş olacak. Sezal konuşmasının devamında Sağlık Bakanlığı ile görüşülerek Elbistan'da anjiyo ünitesi kazandırılacağını müjdesini verdi. Bu yıl içerisinde muhtemelen Aralık ayı içerisinde Sağlık Bakanımız Kahramanmaraş'a gelecek. Yörük Selim Hastanemizin yeriyle ilgili alanın küçük olduğu daha önce bize söylenmişti. Şu anda 50 dönüme yakın bir alan tespiti yaptık. Bakanımıza bunu Google üzerinde haritada gösterdik. Kendisi önümüzdeki hafta buraya bir ekip gönderiyor. Yere bakıp çalışmalarını yapacaklar ve akabinde bakanımız Kahramanmaraş'a gelecek. Hani çalışmayı yapın, hazırlığımızı yapalım. Kahramanmaraş'a gittiğinde hemşerilerimize bunun açıklamasını, izahatını tam yapalım diye söyledi. Kadın doğum hastanemizin aşağıda 300 yataklı kadın doğum hastanemizin ihalesinin yapılma süreci vardı. Onu da bakanımızla görüştük. İnşallah o süreci de başlatıyoruz. Aynı zamanda Elbistan Devlet Hastanemizde bir anjiyo ünitesi talebi vardı. Onu da gerçekleştiriyoruz. Bakanımızla onu da görüştük. Yani kuzey ilçelerimizde özellikle o bölgede yaşayan insanlarımız kalp rahatsızlıklarında ya da anjiyo yapılması gerektiğinde Kahramanmaraş'a gelmeleri icap ediyordu. İnşallah A2 sınıfı hastane olduğu için Elbistan Devlet Hastanemizde anjiyo ünitesi yapılacak. 2020'de inşallah onu da yaparsak o bölgedeki hastalarımızın buraya kadar yorulmasına gerek kalmayacak. Milletvekili Sezal konuşmasında ıslah organize sanayi bölgesiyle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile görüştüklerini ve bu sorunun da çözüm sözünü aldıklarını söyledi. Islah organize sanayi bölgesinin bir takım sorunları vardı. Orada da Sayın Bakanımız sağ olsun Kahramanmaraş'ta bu ıslah organize sanayi ile ilgili imar problemlerini aşmak için bir kanun geçirmemiz lazım. Maraş'a ve benzeri durumda olan illerimize özel bir madde hazırlayalım. Onu geçirelim, bunu bir kereye mahsus yapalım, düzenleyelim dedi. Çünkü ıslah organize sanayini çözemezsek, OSB bölgesi ilan edemezsek, Aksu Çayı'nın yapılmasıyla ilgili uygun krediyi bu birliği sağlamadan alamıyoruz. Hem Aksu Çayımızın faydasına olacak bu, yapılması sürecini hızlandıracak. Hem de sanayi alanlarımızın sanayi parseli olarak kayıt altına girmesini sağlayacak. Milletvekili Sezal Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla da görüşülerek yeni stat çalışması için fizibilite çalışmalarının yapıldığını söyledi. Hükümetimizi yormadan yeni bir stadyum yapabilir miyiz dedik. Yani buranın imar uygulamasını değiştirerek bir çarşı ya da yapı kullanım izninin değiştirilmesiyle burada bir gelir elde edip bu gelirle biz Hanifi Maşçiçek Stadyumu'nun olduğu yere yeni bir stadyum yapabilir miyiz diye konuştuk. Bunun fizibilite çalışması yapılıyor. Eğer o arsa bedeli gerçekten yani yaklaşık 220-240 milyon civarı bir maliyeti var 20 bin kişilik bir stadyumun. Eğer biz o 12 Şubat Stadyumu'nun olduğu yerde bu geliri sağlayabilirsek hükümetimizi yormadan o stadın geliriyle yeni stadımızı yapmaya çalışacağız. Amacımız bu. Ve 12 Şubat Stadyumu'nun olduğu yerdeki stadların da antrenman sahası olarak kullanılması ve yanına yeni 20 bin, bugünkü teknolojik şartlara uygun 20 bin kişilik bir stadyum yapılması ile ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Bu süreç netleştiğinde de inşallah yine bütün ziyaretlerimizi kamuoyuna duyurduğumuz gibi sonuçlarını da kamuoyuna duyuracağız inşallah.